Saat şu an hayatımızın durduğu anı simgeliyor. Kimisi için zaten durdu. Bizim için de bugünden sonra nasıl gider bilemiyoruz. Çocuklarımızın geleceği bizim. Ne yapacağız bilmiyoruz. Almayacağım onu, kalacağım çünkü bunu koyacağım yerim yok. Şöyle koy, bir şey olmaz. Deprem anında ilk başta uyandım, zaten çocuklarıma koştum. Uyku arasında yakaladığı için yani şaşkındık, neye uğradığımızı şaşırdık. İlk başta çocuklarıma koştum, çocuklarımı çıkarttım. Kayınvalidem yatalaktı, tekerlekli sandalyeydi. Eşimi ona yönlendirdim, onu çıkarsın istedim. Ve hepimiz geceliklerle, çoraplarla, terliklerle ve çıktığımızda en kötüsü de kar, yağmur birden yağıyordu. Bir yandan da o depremden kurtulduğumuza mı şey yapalım, insanları mı düşünelim, ondan sonra yağmur yağıyor, soğuğu mu düşünelim, yani nasıl ölecektik o gece, yani anlayamadık bir şey. Kıyamet kopuyor gibiydi. Çok üzgünüz yani, bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Ben evim çok yakın şu an. Çadırların kurulduğu yerler evime yakın. Evim içi harabe oldu. Çocuklarım, yani bir şey olabilir de içi hep döküntü halinde zaten. Camdan bazı şeyleri almaya çalışıyorum korkarak ama mecburum. Beni eve girince ilk etkileyen şey saat yerdeydi. Saate baktım. Saat de zaten 4:17'yi gösteriyordu. Ondan etkilendim. Tam o anda mı durmuş saat yani? Evet. Ve birçok kişi öldü. Sevdiğimiz insanlar. Alışmaya çalışıyoruz ama bazen ne yapacağız? Acaba ölseydik de kurtulsay mıydık diye düşündüğümüz de oluyor zaman zaman. Birçok ihtiyaçlarımızı sağ olsun Tunceli Belediye Başkanı karşıladı. Hemen yetişti. Ama onlar gittikten sonra ne olacağız? Sonra ne olacağız? Çocuklarımızın eğitimi ne olacak? Yani endişe içindeyiz. Bundan sonra hayatımız nasıl olacak? Bir yandan da bir yere kaçıp gidemiyoruz yani. Tırnağımızla kazandığımız şeyler bırakıp gidemiyoruz. Enkaz da olsa, ne de olsa gidemiyoruz yani. Sıfırdan başlayacağız. Nereye gidebiliriz? Tanımadığımız yerlerde tekrar nasıl bir hayat kurarız bilmiyoruz. Sorunlarımız çok. Sorun yani her türlü sıkıntımız var. Evimizde olduk, barkımızdan olduk. Duvarlar hepsi patlak, ev kullanılmaz haldedir. Zor bela yağmur çamur demeden bir çadırımızı kurduk. Dost gelen akraba sığındık, idare ettik, beraber yemek de yedik, beraber her şeyi paylaştık. Bu paylaşmayla her şey de bitmiyor. Ne olacağımızı bilmiyoruz şu anda. Yani geleceği düşünüyoruz, bir geleceğimiz yok. Yani sıfırdan başlayacağız. Sıfırdan gene yaşım 43, ben İmam Ortaç, Karaağaç köyünde. 2012'de göçtüm, pazarcıya geldim. Çabamla, çalışmayla, inşaatta, zaten inşaat çalışmada zaten her zaman tehlikedeyim. Şu anda daha tehlikedeyiz. Yeniden çalışacağız, bir ev kuracağız ama nasıl kuracağız? Ben bir onu düşünce içerisindeyim. Bir yerlere de kaçıp gidemiyor. Vatanımızdır, toprağımızdır, babalardan kalma. Bunları bırakıp da gidemiyor. Bıraksak da nereye gideceğiz? Başka ne diyeyim? Ailem sağ. Ben buna şükrediyorum. Ailemizden kimseye bir şey olmadı ama
dost akrabalarımız oldu. Onlara da çok üzülüyorum. Herkesin başı sağ olsun. Yattığı yerleri nur olsun. Hepsine buradan baş sağlığı diliyoruz. Ama elden gelecek bir şey yok. Herkesin başındadır şu anda. Yani ihtiyaçlarımız, biz çok temiz insanlardık. Yani kirliliğe dayanamıyorum. En temel ihtiyacımız özellikle tuvaletler, banyo. Yani kirli yataklarda bir gün bile yatmazdık. Geceliklerimizle girerdik. Şimdi gezip geliyoruz aynı elbiselerle yani. Şu an her şeye muhtacız ama en büyük ihtiyaçlarımız şu an tuvalet ve banyo. Yani birçoğu giderildi ama onlar daha yok. Onun zorluğunu çekiyoruz. Onlar da gelirse bu sefer yani en büyük temel ihtiyaçlarımız onlar zaten. Ben içeriye hiçbir zaman ayakkabıyla girmiyordum ama şimdi Arcele'den bir şey almak için çamurlu ayakkabılarla giriyorum. Çok zoruma gidiyor. Baktım işim çıkarmış ayakkabısını. Ya içeri hep gitmiş yani. Sen ayakkabını niye çıkarıyorsun? Hemen çabuk bir şey al gel ki bu yap. Olanlar gece deprem olduğu sıralarda yaptım. O da çocukların montlarını almak zorundaydım. Ayakkabısını çıkararak içeriye girmişti eşim. Zaten her şey gitmiş, halen o psikolojide çünkü evimiz hep temizdi, basmaya kıyamıyoruz sonuçta yemeğimiz. O zoruma çok gitti. Böyle. İşte bizim halimiz budur. Ne yapak? Artık hayat bitti mi desek, bitmedi mi desek? Kızım git burada bizim o beyaz sandalyelerde iki tane daha gelin.